altınlarıyla dikkat çekmişti. Altınlarının sahte olduğunu söyledi. Hemen Kur'an-ı Kerim'le paylaşım yaptı. 6 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri, 1 yata sahip olduğu iddia edilen Şule Kayatürk de açığım varsa devletime kurban olsun dedi. Devlet, Kur'an, millet, bayrak dediğiniz zaman zaten bu ülkede hemen adınızı temize çıkartacaksınız, öyle mi? E onlar da ama işi öğrenmişler. Acaba kimden öğrendiler? Bayrağın önüne oturtulup temize çıkartılmaya çalışılan Rıza Sarraf'ın durumundan mı feyz aldılar? Ertuğrul aradı, kocan sana sevgililer gününde bir şey aldı mı dedim. Ben o kadar görgüsüz değilim. Alınan hediyeleri göstermeyi hiç sevmem. Polat ailesinin başta kara para olmak üzere pek çok suçu içeren soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altında. Ben bunları paylaştığım için kusura bakmayın. Hani üzülüyorum, utanıyorum kendimden ama hani bir yerde de göstermek lazım. Şule Kayatürk 26 yaşında, Dilan Polat'ın da arkadaşı. Güzellik merkezi işletmesinin yanı sıra TikTok ve Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Ben tövbe ettim. Bundan sonra içmek istemiyorum. Siz de bana vesile olun derseniz eğer gelip odamdan altınınızı alabilirsiniz. 26 yaşında 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yata sahip olduğu iddia edildi. Mal varlığının böyle olması halinde ödemesi gereken vergiyi Profesör Doktor Özgür Demirtaş hesapladı. Yetkilileri uyardı. Yani bir sürü sorularınız var. Bunların farkındayım. Kayatürk, Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında bir paylaşım yapmadı. Serveti hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabını gizli hale getirdi. Olur da bir açığım varsa bilmeden devletime kurban olsun dedi. Bir diğer çift Özlem ve Tayyar Öz. Avukat Feyza Altun çiftin çocuk ve yaşlı demeden herkese kurtlu, son kullanma tarihi geçmiş ürünler sattığını söylemişti. Bozuk ürünlerden görseller de paylaşılmıştı. İddiaya göre Doktor Tayyar Öz kendi markasıyla ürettiği ürünleri satıyordu. İddiaların ardından çiftten karşı hamle geldi. Üretim tesisinden görüntüler paylaşıldı. Ancak o görüntüler de pek iç açıcı değil. Diğer yandan Özlem Öz, hakkındaki iddiaların ardından şovunu yaptığı altınların sahte olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Kur'an'la paylaşım yaptı. Şurası da şöyle yapıp da bir koparsam, kessem, keşke ne kadar basit bir malzeme olduğunu görseniz. Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından aynı onun gibi sosyal medyada servet şovu yapan güzellik merkezi sahiplerinin aslında o kadar da zengin değiliz vurgusu yaptığı içerik sosyal medyada tiye alındı. Şimdi Feyza Altun Instagram hesabında özellikle tüm bu lüks yaşamın arkasında ne olduğunu sorguluyor. Bir taraftan tabii Erk Acerer, aslına bakarsanız bunun sadece bir magazin olayı olmadığını, arka planın olduğunu ilk günden beri söylüyor. Bizde de özellikle Kayda Geçsin programında haberler yapıyor başarılı meslektaşlarımız. Bu durum ileride bu günler yazıldığında belki kitap kapağı olacak. Allah kabul ederse kahveme altın tozu dökeceğim diye anılacak belki bugünler. Kodlarını çözmüşler yeni dönemin. Muhafazakar görün, olmasan dahi olmadığın biri gibi görün. Yapmadığın işler üzerinden para al, parayı akla ve keyfine bak. Soran olursa da ben bilmem kocam bilir der, işin içinden sıyrılırsınız. İnsan ne diyeceğini şaşırıyor. Zeytinyağı gibi de üste çıkarlar sorsanız. Ama biz çok hayırsever insanlarız derler. Değil mi? Zeytinyağı haberiyle devam edelim mi? Tarış bu sezon için zeytinyağı alım fiyatını 295 lira olarak duyurdu. Bu da alım fiyatının artması, satış fiyatlarının yükselmesi demek. Biz geçen yıl ve bir önceki yıl rekor kıran ayçiçek yağı fiyatlarını konuştuk. Alarm takıldı bu ülkede ayçiçek yağı çalınmasın diye. Zaten zeytinyağı yoksulun sofrasında çok fazla kullanabildiği bir şey değil. Ancak marketlerde 5 litrelik zeytinyağının fiyatının 1600 lirayı geçmesi bekleniyor. 1600 lira verip zeytinyağı alacağız. Sonra insan onu kullanmaya da kıyamaz. Belki vitrine koyarız. Ben hep zeytinyağı kullanıyorum. Peki rahatlıkla alabiliyor musunuz? Alamıyoruz tabii, zorlanıyoruz alırken. Efendim, yemek yaparken zeytinyağı kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum ve de çok memnun oluyorum. Çünkü öbür yağların içinde ne olduğunu bilemediğimiz için, kendi memleketimizin Ege'li olduğumuz için zeytinyağı önemli yani. Zeytin hasadı sezonu bitti. Zeytinyağı fiyatları 3 kat arttı. Alım fiyatı 295 liraya çıktı. 5 litrelik teneke zeytinyağının marketlerde en az 1600 liradan satılması bekleniyor. Efendim, yemek yapıyor musunuz? Yemek yapmasını pek bilmem ama yemesini severim.
Peki zeytinyağlı yemekleri seviyor musunuz? Zeytinyağlı yemekleri severim. Börülce, taze fasulye. Peki zeytinyağlı yemekler daha mı güzel oluyor sizce? Daha lezzetli tabii canım. Soğuk sıkma, sızma alıyor, getiriyor. Başka yağ yiyemezsin zaten. Onu yiyem, başka yağ yiyemez. Lezzetli yemeklerin sırrı elbette zeytinyağı. Ancak her geçen gün kullanımı güçleşiyor. Önceden hemen hemen her yemekte kullanılırken, şimdilerde artan fiyatı sebebiyle vatandaş ya alamıyor ya da sağlıksız yağlara yöneliyor. Şu dönemde kendi zeytinyağımız olmasına rağmen eskiden kızartmayı bile zeytinyağla yapardım yani kendi yağımız diye. Ama artık o kadar pahalı ki yani ona bile kıyamıyorum. Çiçek yağlı yapıyorum. Çok uçtu gitti fiyatlar. Ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz? Her yemeğe koyuyor musunuz? Önceki yıllarda kullanıyordum. Son iki yıldır biraz ayçiçek, biraz zeytinyağı karıştırarak gidiyorum. Fiyat çok yükseldi çünkü. Hatta bu sene temin edemedim. Ben geçen sene 80'den 100'den almıştım ben son. 250 çok fazla geldi. Artık bu yıl ne yapacağımı bilemiyorum yani. Şu an bitmek üzere. Çok fazla kullanmıyorum. Neden? Çok pahalı. Nasıl kullanayım? En fazla 1 kilo alabiliyorum. O kadar. Çok fazla alamıyorum. Çünkü asgari ücretine ne kadar alabilirsin? Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Birliği geçen sezon kilo başı 81 lira olan fiyatı bu sezon için 295 lira olarak açıkladı. %264 oranında bir artış gerçekleşti. Alım fiyatlarının yükselmesi market raflarına da artış olarak yansıyor. Marketlerde 5 kiloluk bir zeytinyağının fiyatı 1000 liradan başlıyor. Önümüzdeki günlerde ise bu rakamın alım fiyatına paralel olarak 1600 lira geçmesi bekleniyor. Zor yani tabii bu çok pahalı. Gerçekten çok pahalı ve hatta önümüzdeki dönemde 400 lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. Tarış'ın açıkladığı rakam çok ciddi. 295 lira alım yapıyor. Bunun işlenmiş hali parakende piyasasındaki fiyatı 400 lira geçebilir. Biz emekliyiz yavrum. Ne kadar alabiliriz? Değil mi kilo? Zemzem suyu gibi azıcık akıtıyoruz minnacık ondan. Biraz da çiçek yağı koyuyoruz. Öyle pişiriyoruz yemeği. Başka türlü olmuyor. Bir yeni haberi size duyurayım. Maalesef iyi bir haber değil. Bugün tahliye bekliyorduk. Çünkü onun bir suçu yok. Gazeteci meslektaşımız Barış Pehlivan tahliye edilmedi. Maalesef mahkeme bu uzun yargılama süreleri de bizzatihi cezaya dönüşüyor ya. Mahkeme ayın 16'sına, 16 Kasım'a erteledi davayı. Yani diyorlar ki yarın 10 Kasım bir hafta daha yat da. Sonra bakarız. Barış'ın da mahkeme kapısında yaptığı açıklama var. İzinli olarak açık cezaevinden çıkmıştı duruşma için. Şimdi yeniden cezaevine dönecek bir hafta daha. Niye bekletiyorsunuz bir hafta daha? Barış epey öfkeli. Bir başa alalım mı bu görüntüyü? Az evvel bize ulaştırdılar. Muhabirimiz Fırat Fıstık da hazırlanıyor. Burada çekmiyor telefonu.